Sağ TV Haber Merkezi'nin hazırladığı yurt ve kent gündeminden oluşan ajanda ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli Kaptan Pelin Teybur, şu ana kadar Akdeniz'de Marmara Denizi'nde görülen müsilajla karşılaşmadıklarını belirterek, yaptığımız çalışmalar ve müsilajın oluşum nedenlerine bakarsak Akdeniz'de karşılaşmayı çok beklemiyoruz dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli Kaptan Pelin Teymur, şu ana kadar Akdeniz'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, deniz sarlası görüntüsü olmadığını ve önümüzdeki süreç içerisinde de Akdeniz'de deniz sarlası olayını beklemediklerini söyledi. Müsilaj kavramı deniz sarlası olarak bilinen bir kavram. Son günlerde de popüler olan bir kavram. Marmara'da görülüyor. Akdeniz'de şu ana kadar çok rastlanılmadı. Denizlerimizdeki kirlilikten kaynaklı evsel, endüstriyel, organik atıkların denize ulaşmasından dolaylı ya da dolaysız olabilir. Müsilajın oluşmasında 3 ana etken vardır. Dediğimiz gibi kirlilikten kaynaklı organik besin değerlerinin artması. İkincisi deniz sıcaklığındaki ani değişimler. Üçüncüsü de deniz suyunun çok hareketli olmamasıdır. Duran sularda daha sık görüldüğü gözlemlenmiştir. Müsilajın etkileri olumsuz olarak gözlemlenmekte ve bilinmekte. Balıkçılık için olumsuz etkileri mevcut. Balık ağlarına takılıyor, yapışıyor, yine balıklara yapışıyor. Balıkçıların işlerini zorlaştırıyor. Turizm için olumsuz etkileri var. Müsilaj olan bölgelerde denize girmek tehlikeli olabiliyor. İnsanlar zaten girmekten imtina ediyorlar, girmek istemiyorlar. Onun dışında deniz ekosistemine ciddi zararları olduğu bilinmekte. Çünkü deniz canlılarına ölümlerine sebep oluyor. Besin değerlerini ölümlerden kaynaklı besin zincirinde kopmalara sebep oluyor. Ekosistemi tahrip ediyor. Daha çok Türkiye'de Marmara bölgesinde gözlemlendi bugüne kadar. Bunun da sebebi, temel sebepleri oradaki nüfusun yoğun olması, denize dolaylı ya da dolaysız yolla karışan kirliliğin nüfusun yoğunluğundan dolayı daha fazla olması. Aynı zamanda Marmara biraz da iç deniz olarak biliyoruz zaten. Akdeniz biraz daha açık deniz olduğu için Marmara'ya göre dalga hareketleri ve akıntılar, sirkülasyon burada çok fazla. Onun için Marmara bölgesinde gözlemlemekte. Akdeniz'de şu ana kadar karşılaşmadık. Yaptığımız çalışmalar ve müsilajın oluşum nedenlerine bakarsak çok beklemiyoruz. Denizlerde durum böyle değerli izleyiciler. Bu arada Mersin'de turizm sezonu hazırlıkları da sürüyor. Televizyonumuza konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Vedat Uzunbağ sezon hazırlıklarının tamamlandığını anlattı. Mersin'de turizm sezonu hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi de sahil beldelerindeki turizme yönelik hazırlıklarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, ilçe sınırları içerisinde yapılan turizm sezonu hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak yaz sezonu hazırlıklarımız Erdemli bölgesinde iki aşamalı, iki alanda yapıyoruz. Birinci alanımız Çeşmeli Otobanı'nın köprüsünden başlamak ve Kız Kalesi sonuna ulaşmak kaydıyla Kız Kalesi Çeşmeli arasında bütün sahildeki yazlık sitelerin sahile ulaşımını kolaylaştırmak, sahildeki çöplük haline gelmiş deniz kıyısındaki çalıların temizlenmesi ve oraların yeşil alana dönüştürülüp bir peyzaj çalışması yapılması konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Yani sitelerin iç kısmında siteler kendi ihata duvarlarından içerisine bakım yapıyorlar. Çimlendiriyorlar, çiçeklendiriyorlar, bunlara bakım yapıyorlar. Ama sitelerin dışında denize doğru olan bölge milli emlaka ait alanlar. Milli emlakta kendi ekipleri olmadığı için sahipsiz durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in talimatıyla bize ait bölge olmayabilir ama insanların yaşadığı alan buralar. Buralara da bir temizlik ve bakım çalışması yapalım, peyzaj çalışması yapalım şeklinde istekleri doğrultusunda bütün sahil boyunca çalışmalar yaptık. Örneğin şu anda
Kumkuyu Tırtar bölgemiz var. Orada sahilde yaklaşık 1,5 kilometre yeşil alan oluşturup ve kilitli parke döşeyerek bisiklet yolu ve yaya yürüyüş yolu yapıyoruz. Şu anda ekiplerimiz orada çalışıyor. Tömük, Arpaş, Bağışiş, Çeşmeli, Kargıpınarı sahil tarafında da aynı şekilde yürüyüş yolu ve bisiklet yolu çalışmalarımız yapıldı. Şimdi de peyzaj çalışmalarımız var. Sahilde yazlıkçıların yazlarını daha rahat yaşayabilmesi, denize daha sağlıklı bir denize girmesi için sahil temizliğini yaptık. Ancak bu arada da bu noktadan sonra, bugünlerden sonra da deniz kaplumbağaları biliyorsunuz karettaların yumurta bıraktığı bir dönem. Bu dönemde de kumsal temizliği çalışmalarına bir ara verdik. Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden Kız Kalesi, Haziran ayı başında son yılların en büyük ilgisini görüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden Kız Kalesi, Haziran ayı başında son yılların en büyük ilgisini görüyor. Pandemi kuralları çerçevesinde hizmet veren turizm işletmeleri ilgiden oldukça memnun olmakla birlikte sezona dair umutlar da yüksek. Sezon nasıl geçiyor? Tabii ki insanlar 1,5-2 seneden beri içeride kala kala sıkıldılar. Ben ilk sefer Kız Kalesi'nde veya mesela bu turizm bölgesinde Haziran ayında güzel bir sezon görüyorum. Daha önceki sezonlarda Haziran aylarında biz genellikle boş geçerdik. Ama şimdi maşallah iyidir, memnunuz. Bu da insanlar içeride kala kala sıkıldılar. Kendini artık sokağa atıyorlar. Yani tatillerini yapıyorlar. Biz de gereken hizmeti, hijyene dikkat ederek, mesafeye dikkat ederek her konuda gelen misafirlerimize gerekli hizmeti vererek sezon yalnız bizde değil bütün otelci arkadaşlar da az çok memnunlar şu anda. Şu an Adana'dan kaçıp geldik pandemiden dolayı. Akdeniz'in en güzel kumsallarından birindeyiz. Boğaz'a kadar olan en güzel kumsal burası, Kız Kalesi'nin yan tarafı zaten. Deniz güzel, hava güzel, manzara güzel, kalemiz güzel, turistik bölge zaten. Sizleri de bekleriz. Bizler de her zaman buradayız. Yazın gelmesiyle birlikte boğulma vakalarındaki artışlara dikkat çekiyor yetkililer, değerli seyirciler. Adana'da kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu. Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde oturan 17 yaşındaki Muhammed Cihan 6 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrılıyor. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi Muhammed'i mahallede arıyor ancak bulamıyor ve acı son yürekleri dağılıyor. Adana'da kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde oturan 17 yaşındaki Muhammed Cihan 6 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi Muhammed'i mahallede aradı ancak bulamadı. Gencin serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesi, durumu polise ve sağlık ekipleriyle birlikte itfaiyeye ve cankur ekiplerine bildirdi. Cankur ekipleri devlet su işleriyle görüşerek sulama kanalının suyunu kestirdi. Dalgıç polisler sulama kanalına girdiklerinde arama sonucunda 17 yaşındaki Muhammed Cihan'ın cansız bedenini Levent Köprüsü altında buldu. Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi yüzülmesi yasak olan sulama kanallarında boğularak hayatını kaybetti. Tamam.
Antalya'nın Serik ilçesinde eski bir alışveriş merkezinde başlayarak kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Yangında çiftçilere ait seraların örtüleri ve zeytin ağaçları yandı değerli izleyiciler. Vatandaşlar alevlerin sardığı seralarını kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti. Ya Rabbim, ya adam mevlam, görüyor musunuz? Antalya'nın Serik ilçesinde eski bir alışveriş merkezinde başlayarak kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında çiftçilere ait seraların örtüleri ve zeytin ağaçları yandı. Burada çete vardı, görevli de. Onun dediği işte bir anda diyor başladı diyor, yani rüzgar etkisiyle hemen alevlenmiş. Haydi! 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 Vatandaşlar alevlerin sardığı seralarını kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. Yangın ormanlık alan içerisinde bulunan çam ağaçlarındaki kozalakların ateşle fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Büyüyen yangın için olay yerine 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 10 teknik eleman ve onlarca yangın söndürme işçisi gönderildi. 3 helikopter yangını söndürebilmek için köprü çayından sürekli su alarak yangına havadan müdahalede bulundu. Üzümünden ağladım. Üzümler yeni geldi. Yayladık, yayladan geliyoruz. Zeytinler yanıyor bak arkadaşım. Orada o arkadaşın serası yanıyor. Orada çocukların zeytinleri var. Yani yerde baksan 100 tane, 150 tane zeytin ağaçlı yandı. Yani benim şimdi gördüğüm bu. Aşağı indi mesela ateş. Orada ne kadar zarar var onu da bildiğim yok. Ve bölge haberleriyle ajanda devam ediyor değerli izleyiciler. Adana'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangında içeride kalan çalışanı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Spiral makinesiyle demiri kesen vatandaşlar depoda mahsur kalan kişiyi kurtardı ve o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Adana'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangında içeride kalan çalışanı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Spiral makinesiyle demiri kesen vatandaşlar depoda mahsur kalan işçiyi kurtardı. İş yerinde bulunan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken yangın sırasında depoda çalışan bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Abi geçmiş olsun.
Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle düğün sektörü ciddi oranda etkilendi değerli seyirciler. Tabii ki eğlence sektörü de öyle, balo salonları, konferans ve toplantı salonları da öyle. Düğün sektörüne bakacak olursak devlet desteğinin yeterli olmadığını belirten düğün salonu işletmecileri kredi faizlerinin yüksekliğinden şikayetçi. Koronavirüs salgını sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle düğün sektörü ciddi oranda etkilendi. Devlet desteğinin yeterli olmadığını belirten yani düğün salonu işletmecileri kredi faizlerinin de yüksekliğinden şikayetçi. Yani biz tamamen kapandık. Personellerimizin parasını ödemekte zorlandık. Buranın sabit giderlerini ödemesinde zorlandık. Yani mesela yer çalışmıyor ama elektrik, vergilerimiz hepsini düzenli ödemek zorundayız. Ödemezsek ceza alıyoruz. Onları da ödemek zorunda kaldık. Yani pandemi bu düğün sektörünü gerçekten çok büyük bir darbe vurdu. Cumhurbaşkanı da bu 1 Haziran'dan itibaren açılmasıyla beraber bir şey var, hareketlilik var ama daha istediğim şeye ulaşamadık. Halen sorunlar devam ediyor. Bunda tabii yani şirketimiz limite şirket olduğu için limite şirketlere bu tür yardımlarda bulunmadılar. Artı bankalarda da yani uygun faizli krediler alamadık. Pandemi sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. Yani bütün dünyayı saran bir bela. Yani bunun için bütün ülkeler savaşıyor. Ben kendim yurt dışında yaşıyorum. Yaşadığım ülkede gerçekten işverenlere iyi bir ekonomik destek veriyorlar. Fakat bu Türkiye'de yok. Yani benim açımdan belki diyelim biraz ayakta durabiliyorum ama gerçekten ihtiyacı olan insanlara bir destek sunulması lazım. Eğer ticaret ölürse, iş yerleri ölürse istihdam da ölür. O yüzden fakirlik, yoksulluk başlar. O devletin biraz daha destek sunması, taşın altına elini koyması gerekiyor. Bölge haberlerinde sırada Antalya var. Antalya'da çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de karıştığı bir kavgaya dönüştü. Ekipler şahısları biber gazı kullanarak ayırdı. Kavga sonucunda çok sayıda kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza mahpusu düzenlendi. Antalya'da çocuklar arasında bir nedenle çıkan tartışma ailelerin de araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerine sopalarla ve bıçaklarla saldıran kişileri ayırmak için polis ekipleri biber gazı kullandı. Kavga sonucunda çok sayıda kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza makbuzu düzenlendi. Olay Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesinde yaşandı. Değerli izleyiciler, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı sahilinde yapılan Dünya Çevre Günü etkinliğine katılıyor. Şimdi kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Ajanda'da birlikteydik. Yarın saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde yine iyi haberlerde buluşmayı ümit ediyoruz. Esen kalın. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki özellikle dernek başkanımıza Erasmus yöntemiyle ülkemizde bulunan misafir öğrencilerimize, Akdeniz Belediye'mizin çok değerli kulübünde bulunan genç kardeşlerimize, sporcu kardeşlerimize ve Kazanlı'daki tüm arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz Akdeniz'in en önemli işlerinden bir tanesi bu. Çünkü dünyada soy açısından sıkıntı yaşayan karettaların ve yeşil kaplumbağaların üreme alanı burası. Her sene biz burada mutlaka değişik etkinlikler yapıyoruz. Bir yandan biz, bir yandan sivil toplum örgütleriyle beraber bütün yuvaları tespit ediyoruz, şeritlendiriyoruz, levhalarını asıyoruz ki vatandaş geldiğinde orada bir yuva olduğunu görsün, onun üstünde gezmesin, yürümesin, piknik yapmasın ve oradaki yuvayı ortadan kaldırmasın diye bu tür çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün de bu çalışmalardan bir tanesi, hem Dünya Çevre Haftası ile alakalı denk getirdik. Biliyorsunuz cumartesi günü lazerli cihazımız Karaduvar'ın tüm sahillerini temizledi. Bugün biz burada
özellikle Kazanlı'da öğrencilerimizle ve sporcularımızla bir temizlik yaptık ve dediğim gibi Karatta ve Işık Kaplumbağa bölgesi olduğundan dolayı bir çalışma yaptık. Ve bunlarla birlikte de Sayın Lütfü Elvan Bakanımızın katılımlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın video konferans sistemiyle katıldığı bir açılışı yaptı. Türkiye'nin en güzel, en nadide, en büyük millet bahçelerinden bir tanesini de açtık. Sahile sıfır, her tarafı sahil, kafeleri, kıraathaneleri, lokantasıyla millet bahçesimizi de hayata geçirdik. Peki bunun çevreyle ne alakası var? Mersin yeşil noktasında, yani şehir içinde yeşil noktasında en sıkıntılı olan illerden bir tanesi. Akdeniz'de bunun mağdurlarından bir tanesi. Dolayısıyla Mersin'e kazandırılmış olan bu 120 küsür dönümlük millet bahçesini 140 dönüme kadar buluyor ekstra açılacaklarla kazandırmak bizim için çok büyük bir gurur. Buradan özellikle Cumhurbaşkanımıza, Sayın Lütfü Elvan Bakanımıza, Sayın Murat Kurumbakanımıza, Sayın TOKİ Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir güzelliği açmış olduk hep birlikte. Ayrıca zaman zaman söylüyoruz, yine söyleyelim. Akdeniz düzelmeden Mersin düzelmez. Merkezi idare bakanlarıyla birlikte, Akdeniz Belediyesi kısıtlı imkanlarıyla birlikte Akdeniz'i değiştirmeye başladı. Ama sadece bu bizim uğraşımızla olmaz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Akdeniz'e pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Gelin buradan sesleniyoruz CHP'ye, HDP'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Eğer daha yeşil alanlar istiyorsak, daha büyük park alanları istiyorsak, sokaklarımızın, caddelerimizin, oturum alanlarımızın modern bir yapıya dönüşmesini istiyorsak, gelin hep beraber Akdeniz'i değiştirelim. Bunun yöntemi de belli. Yerinde kentsel dönüşüm. Şevket Sümer'ini, Güneş'ini, farklı yerleri dönüştürerek buradaki Kürt kardeşlerimizin, Kazanlı'daki, Karaduvar'daki Arap kardeşlerimizin kaderini hep beraber değiştirelim. Ne Kürt kardeşlerimizin ne Arap kardeşlerimizin kaderi değil bu şekilde yaşamak. Onları buna mahkum etmeyelim. Büyükşehir'in imkanlarını, Akdeniz'in imkanlarını, merkezi idarenin imkanlarını da zorlayarak buraları, bu insanların da gönlünü alarak zorlamadan onlara en fazla tavizi de vererek bu insanları modern, yaşanılır bir şehirde yaşatalım. O parklarda kuşlar ötecek, kelebekler gelecek, açan çiçeklerin döllenmesi için arılar gelecek. Dolayısıyla gelin çocuklarımız, gençlerimiz bu ortamlarda yaşasınlar. Yeni parklarımız olsun, yeni yeşil alanlarımız olsun, yeni spor alanlarımız olsun ve Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bu kardeşlerimiz bu kötü ortamlarda yaşamasınlar. Çevre dedik. Kazanlı'da, Karaduvar'da, Karacaelyas'ta, Şevket Sümer'de, Güneş'te kışın ne yakıyorlar? Odun ve kömür yakıyorlar. Odun ve kömür doğayı kirletiyor. Zehirli gazlar yayıyor. Bu gazları kim soluyor? Gelin Ocak ayında, Şubat ayında Akdeniz'i gezin, göz gözü görmüyor. Zehir gibi bir havayı içimize çekiyoruz, su ciğerlere çekiyoruz. Kimler çekiyor? Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bu insanlar çekiyor. Bunların kaderi mi? İşte dönüşümü başlatabilirsek sadece parkıyla, yeşil alanıyla değil, aynı zamanda doğal gaz sayesinde buradaki hava kirliliğini de önlemiş olacağız. Dolayısıyla gelin diyorum, başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum, diğer meclis üyelerime sesleniyorum, Akdeniz'i hep beraber değiştirelim. Ki Çamlıbel'de bir proje var, biliyorum, beraber yapacağız. Karaduvar'da bir proje var, Büyükşehir'le beraber yapacağız. Bak değiştiriyoruz ama diğer yerlere de girelim. Bu insanların yaşam tarzı bu olmasın. Çevrecilik böyle oluyor. Lafla, edebiyatla olmuyor. Değiştirmeden, dönüştürmeden, şu yeşili tekrardan ortaya koymadan çevreciyim, çevre dostuyum, hayvan dostuyum. Bu işler öyle olmuyor. Akdeniz'in sorunları bu laflarla 25 yıldır çözülmemiş. Gelin Çay Mahallesi'nde yaptığımız gibi, Barış Mahallesi'nde yaptığımız gibi çevreci, doğa dostu, insan dostu yeni yerleşkeleri bu insanları da ikna ederek, zorlayarak değil, ikna ederek ve onların lehine tavizler kopararak hep beraber değiştirelim diyorum. Kazanlı'da bu çalışmaları yaptık, Adanalı'nda yaptık. Bakın şuradaki fotoğrafları görüyorsunuz değil mi? Şu hayvanın, şu köpeğin, şu tilkinin,
bu kipin başına gelenlerini görüyor musunuz? Peki şu hayvanın yerinde gelin sizin kafanıza şunu geçirelim. Nasıl soluk alacaksınız? He? Şu hayvanın düştüğü ziftin içine size atalım, acaba 2 saat durabilir misiniz? Mümkün mü? İşte gelin hep beraber çevreci olalım. Bakın şunları görüyor musunuz? Bakın Yunus'un komple ağzını kesmiş. Bunlar Akdeniz foku. Çok da değerli. Soylarında da sıkıntı var. Bakın ağların içinde kalmış. Şu martı görüyorsunuz ne halde? Şu kaplumbağa bak, bunlar soyu tükeniyor. Gelin burada bir bilinçlendirme yapalım. Herkes çalışın. Biz bu Erasmus öğrencileriyle birlikte, hocamla birlikte, Milli Eğitim Müdürü'yle ve ilçe Milli Eğitim Müdürü'yle ne yapmıştık pandemi öncesi? Tüm Mersin merkezdeki ilkokul öğrencilerini, ortaokul öğrencilerini, anaokul öğrencilerini bu bölgelerde, Karaduvar'da ve Adanoğlu'nda temizliğe götürdük. Niye? Eğitim o yaşta başlıyor çünkü. Şimdi şu karşımdaki gençlere evet bir şeyler söylüyoruz ama o bebeleri eğitmek gerekiyor. O bebe o ormanda, bu sahilde plastiği topladığında, yarın bir gün annesiyle babasıyla bir yere gittiğinde bir ebeveyni, bir büyüğü o plastiği attığında atma diyecek anne. Atma baba, atma abi diyecek. O yüzden biz bunu pandemi öncesinde başlattık. İnşallah ülkemiz yavaş yavaş normalleşti ve sonbahardan sonra daha da normalleşecek. Biz yine sizlerle hocam, sivil toplum örgütleriyle beraber, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte, özel kolejleri de işin içine katarak bu sahillerde temizlemeye devam edeceğiz. Kimlerle? Bebelerle yapacağız bu iş. Çünkü eğitim şart. Onlara bunu öğreteceğiz. Bu da bizim bir projemizdi. İlk yıl yaptık ama pandemiden dolayı 2 sene, 1,5 sene ara verdik. Umarım bu sene tekrarlayacağız. Dolayısıyla Akdeniz'in sorunları çok ama sadece Akdeniz Belediye Başkanlığı'nın veya merkezi idareyle değil, tüm kurumların, büyük şehrin bu konuda destek çıkması gerekiyor. Şehri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Yaşanılır bir şehir haline getirmemiz gerekiyor ki bu şehir marka bir şehir olsun. Deniziyle, kumuyla, yarım saatlik yaylalarıyla, karıyla, tarihiyle, sempolüyle aslında marka şehir olabilir. Ama bunu vizyon sahibi insanlarla beraber yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden herkese de buradan sesleniyorum. Tekrardan öğrenci kardeşlerimize, bizim sporcu kardeşlerimize ve tüm bürokrat arkadaşlarımıza ve muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum bu etkinliğe katıldıklarından dolayı. Az önce Zeynep Vekilimizin programı yoğundu, bizle beraber oldu. Onun adına da teşekkür ediyorum. Kendileri de geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Biz çocuklarımıza dükkan, ev, arsa, tarla bırakmayalım. Çocuklarımıza temiz bir doğa bırakalım. Temiz bir dünya bırakalım. En büyük miras bu. Çünkü korona, Covid-19 bize bir şeyi gösterdi. Paranız dolu olsa bile cebiniz, dışarı çıkamadınız, yiyemediniz, eğlenemediniz. Dolayısıyla çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım. Ahlaki yönden ve maddi yönden ve manevi yönden temiz bir dünya bırakalım. Bundan daha zengin bir şey olamaz. Dolayısıyla biz belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra öleceğiz ama gelecek kuşaklara da oksijeniyle, ağacıyla, doğasıyla yaşanılır bir dünya bırakmak bizim en büyük mesuliyetimiz diyorum. Belediye başkanı olarak da, bir baba olarak da dolayısıyla bu eğitimlere devam edeceğiz, bu çalışmalara devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Herhalde hocam bize bir tişört verecek. Gelsin, buyursun. Evet. Evet, biz de derneğimize teşekkür ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Gelsin, onu aldım. Ben aldım, bir bitiyor işte. Tamam. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz birlikte... Gelin buyurun arkadaşlar. Gelin bakalım. Geldin mi? Ali hocam, seni aradınız mı? Ali hocam, gel. Buyurun, böyle bir kişi bu tarafa gelebiliriz. Sayın Başkanım, fotoğraf alıyorum. Teşekkür ediyorum. Gençler de gelsin bakalım. Bütün arkadaşlarımızı alalım. Bakın siz de gelin.